Sana diyor üstad dedi, bakma üstadın güzel dedi. Ceylan. Ondan sonra kafaya yedik. Ama iyi doydum tabii. Neyse. Ders bitti. Çıktık dışarıya. Dedim Ceylan kardeş dedim, niye beni mahcup ettiniz ya? Sanki mahcup olmuş gibi. dedim ne olmuş dedi. Evvelden deseniz de bakmasam iyi değil mi dedim ya. Kardeşim dedi, bizim çok budaklarımızı budadı dedi. Bir de senin budağını buluyor versin ne olacak dedi. Tamam dedim, budasın. orada teksir dedim ya. Bilenler bilirler bak, teksir makinesi. Şimdi onu bir yol çekiyoruz. Bir sefer o tahsi oluyor yani. Noktası ufak oluyor, efendim beliniyor, şu oluyor, bu oluyor. Bunları Üsraf abi şeyle işaret ediyor. Kırmızı kalemle. Ben onu teksirin şeyine koyuyorum. İnliğiyle yer nokta ufalısa onu büyütüyorum. Yer harf böyle şey belinmişse onları birbirine ulayıyorum filan. O vazifeyle geliyorum ekseriye. Bir gün geldim böyle. Zübeyir abi oturup durun. Bir de üstad. Üstad zaten yatağına inmez. Geldim. Ben de dibine oturdum Zübeyir abinin. Dedi Şaban dedi sen dedi bu Zübeyir'i tanıyor mu dedi. Tanıyorsun üstadım dedi. Hemen oradan değnekleri gördün mü değneğini? Gören var mı? Kuluş değneği diyor alakası yok kulucuda. Aldı onu. O da şöyle eğiliverdi şöyle. Kafasına vuruyor şimdi. Bu diyor doğaç diyor bu. Kaya. Hiç konuşma o dağ diyor. Şaban diyor kardeşim diyor bu hiç konuşma. Vuruyor kafasını. Bu camit bu diyor. Doğaç, kaya. Hem kardeşim dedi bu dedi öyle bir mahmak ki mahmak. 30 lirayı bıraktı. 30 lirayı çalışıyor mahmak. Vuruyor kafasını. O da hiç ciddiyetine bile bulmuyor. Duruyor böyle. Koyun gibi kuzu gibi. Anladın mı? Ne? Bizim jeton düşmüyor ki kalın. Yani o taşsa taş, kayaysa kaya. Ahmaksa ahmak. Bir şey anlamıyorum ki. Neyse öyle dedik gitti. Hani bir hafta mı geçti? Aradan ne kadar geçti bilemiyorum. Geldim kapıyı açtım kimse yok. Bir üstad var. Şaban dedi sen dedi benim Zübeyir'imi tanırsın. Tanıyor musun? Kainata değilsin. Allah ben geçen hafta bu taşlı kayaydı. Anam. Camitti. Ahmalıdı. Ne oldu lan bir haftanın içinde? Ben kainata değişim. Daha hiçbir talebesini köye, kasabaya, İstanbul'a değişmem diye duymadım eminim. Ya bunu böyle kainata değişim. Ondaki ruh, ondaki hizmet aşkı, hizmet görüşü, ihlas, sadakat, fedakarlık. Yani ne mezzet sayarsan onunla tecemmül etmişti yani. Hatta bir gün bana dedi ki, Allah rahmet etsin, Şaban kardeş dedi, bak üstad filan demiyor ha, Risale-i Nur dedi, beni talebeliğine kabul etsin, şurada bir tuvaleti var ya dedi, orayı temizlesem hizmet olarak bana kafi dedi. Memur bu ya. Bak hizmet anlayışı bu ya. Yok ben şunu yapamadım, yok bunu yapamadım diyenlere müjde. Ben çok hizmet yapamadım. Kardeşim bir tuvaletini temizlesem kâbi bana hizmet olarak verir. Yeter ki Risale-i Nur beni talebeliğine kabul etsin. Ya hizmet anlayışı bu. Neyse böyle ne zamana kadar devam ettik? Biz 58'e kadar. Yani istediğim zaman gelebiliyordum. ...58'de yine böyle... ...geldim savdan. Dedi Şaban dedi senin işin vardır. Ben Üsraf abinin yanındaydım. Üstad dedim. Sava gelip gidiyorum dedim. Bak burada kimse kalmadı dedi. Bir şoför kalmış bir üstad. Gerisi hepsi Ankara'ya. Yusufiye'ye. Sen dedi git Üsraf'a dedi. Bak burada kimse kalmadı. Sen gel burada hizmet et dedi. Peki üstadım dedi. Gittim Üsraf abiye. Dedim abi
Üstadın yanında kimse kalmamış. Gel sen burada hizmet et diyor üstad dedim. Git git dedi. Geldim şoförle beraber odasına girdik. Şaban dedi, sen dedi kuluş kırmasını bilir misin dedi. Bilir mi üstadım dedim. Ben de odun gibi bir şey sanıyorum. Kuluş ne bilmiyor. Ya o zaman genciz daha, ne kuluşların, burcuların ne alakamız var? Peki dedi, Mahmut dedi sen git, Şaban kalsın dedi. Kaldım. Dedi kardeşim Şaban dedi, benim kuluşlarım ağrıyor dedi, gel onları sen sık dedi. Ve subhanallah. Cenab-ı Hakk'ın lütfi keremi hiç mahcup etmedi. Yani nasıl böyle arkasına soktum elimi, onlar urgan gibi geldi elime. Herhalde dedim bunlar. Başka yok arsasında. Çünkü et olmayınca o damarlar dışarıda duruyor. Onları sıkmaya başladım. Tamam bu tarafını et, o tarafını ettik. Çık dedi, tamam. Gittim Ersüngin'e geldim. Tabii ben kuvvetliyim ama sıkamıyorum incinir diye. Muhkem sık Şaban dedi. Ondan sonra bastırdık artık. Şeyi, gazı. Üçüncü gün tapsını aldık abi. Kuluş sıkmasını biliyorum. O kadar. Dördüncü gün dedi Şaban dedi, sen dedi sidreyi biliyor musun dedi. Biliyorsun üstadım dedim. Bana su doldurup gelebilir misin dedi. Doldura gene üstadım dedi. Peki dedi. Bir tane termos var görmüşsünüzdür oraya. Bir de testis var. Testis şöyle topraktan. Onu aldık, yürüdük. Vardım oraya, terledim. Rampa. Gideniniz var mı oraya hiç? Ha? Gitmeyen var mı? Git de ömrünüzün yarısı. Vardım oraya, terledim. Dedim, terim soğusun, bir de sudan su içeyim. Ondan sonra gideyim, yavaş yavaş. Ne bileyim ben ya, onu öyle acele edeceğini. Oturduk biraz. Ondan sonra orada terimiz soğudu, suyu içtik. Onları doldurdum. Yavaş yavaş dönüyorum ben. Bana demedi ki bir saatte varıp geleceksin. Saat tutmuş ben gelince. Saat. Ben de bir saat 20 dakika geçmiş. Bayram kardeş rahmetlik. Rahmetli oldu ya. Allah Allah. Ruhuna Fatiha. O bir saatte varıp geliyormuş, benim bir saat 20 dakika geçmiş. Orada büyük ruhlu güç cela verdi. Get demiş keçeri bunu mutlaka birisi anladı. Şunu al gel, bul gel demiş. Efendim nereden gelip gidiyor ben bilmiyorum demiş. Peki, hadi geç gelip oturuyoruz. O uzun merdiven var ya, garajın kıyısındaki, ta onun başına dinlenmiş beni bekliyor. Kapıyı açtım. Nerede kaldın keçeri dedi. Çobanlarla mı konuştun dedi, kadınlarla mı konuştun, erkeklerle mi konuştun? Bir saat 20 dakika geçiyordu. Bayram bir saat de var bir. Anlaşılan sen bu işi yapamayacaksın. Oho, dosya dolmuş. Tam dibine vardım. Niye dedi geciktin dedi? Üstad dedim, oraya vardım, terledim dedim. Biraz oturdum, ondan geciktim dedim. Anlaşılan sen bu işi yapamayacaksın pek. Pek de hoşuma giden şey değil. Ta oradan su mu gelir lan? Oradan istiyorum. Terkız su. Isparta'nın terkız. Aa, oradan su mu gelir? Ama... Böyle diyor ama insan gıdığında insan yerine geçtik. Kimse yok benden başka. Sinirli diri. Şoför var. Böyle o zaman cenaze yani yürüyen cenazeydi böyle. O simidi nasıl çeviriyordu bilmiyorum. Mesela ikinci makamayacak soruyor. Böyle cenaze. Kimse yok başka. Sinirli diri ben varım. Kime diyecek su getirmedi? Neyse bugün geldim. Bugün içti, yarın içti. Yarından sonra sabahla. Şaban dedi, benim suyum bitmiş dedi. Doldura gelin üstadım dedi. Fırçayı yedik. Biraz daha kıl fakirliği var abi. Ondan sonra öyle gurfu yemiş gibi gidiyor artık. Tamam. Öyle rampa şeyler filan, virajlar filan doğruluyorlar. Dost doğruluyor. Öyle termer filan aklıma bile gelmiyor. Fırçayı yedik. Vardım hemen doldurdum döndüm. Geldim kapıyı açtım. Beni görünce... Çok subhanallah, daha bir saat olmadı dedi. Hiç eğlenmedim üstadım dedi. Tamam! Şabanımdan başka kimseye doldum dedim bunu. Zaten kimse yok, kime doldursun ya? Yok kardeşim. Adam gıttığında adam yerine geçtik. Tamam, onun da tapsını aldık. Bir gün yine böyle sudan geldim. Kapıyı açtım. Beni görünce
Fe subhanallah. Ben senin köyüne kaçmıştı diyordum Şaban Bey. Neden kaçtı üstadım dedim. Senin haberin yok. Ben de sudan geliyorum işte, ne haberim yok. Bu edepsiz herifler dedi. Divane herifler. Taharri ettiler dedi. Kitaplarımızı aldı. Benim ifadem aldı. Eğer Şaban'ım duyduysa kaçmıştır köyüne diyordu dedi. Yok canım üstadım, kaçar mıyım dedim. Kaçmaz mı canım diyor. Kahraman mı diyor. Kaçmaz diyor falan. Latif ediyor. Sana dokunmuyor mu bu edepsiz herifler Şaban dedi. Üç tane polis bekliyor kapısının önünde. Bir de cip bekliyor. Geldiğinde düğmeye basıverdin mi? Gel bakalım buraya. Niye geldin? Ziyaret et. Ziyaret edecek kimse kalmadı. Bu Kürt kaldı he. Ben! Şeye bindiriyorlar. Cibe doğru karakola. Karakolda düğün yemeği mi abi? Her tarafını kara kara koyuyordu o zaman. Karakol. Hadi. Hadi bakalım bir daha git sen. Ziyarete. De onu biliyor üstad da. Dedi sana dokunmuyor mu bu edep serifler Şaban dedi. Üstad dedim. Ben dedim o Tomofil'dir taksiye. Tomofil'in girip çıktığı yer var ya dedim. Ben oradan gelip gideyim bana seslenmiyorlar dedim. Divane herifler dedi. Masumların canını yakıyorlar dedi. Gidip dedi seni çıkart için. En çok bana hizmet eden bu. Bunu tutunmayacağım diyor. Polisler latif ediyor ya. İnanır mısınız? Yalnız bir sefer üstadın ağzından duydum böyle. Şaban'ımı vermiyorum dedi. Bir sefer, 7-8 sene neyden kaldı üstad belki ya? Sen günde 3 sefer, 5 sefer çıktım girdim oluyor. Bir sefer sen de dur, necisin, kimsin gene olmadı eminim. İnanıyor musun buna? Benim de inanasım gelmiyor yani. Fakat bir sefer demedi daha yani. Dur diyen olmadı hiç. İnmesin, cinmesin, yani nereye gidiyorsun? Buradan öte kadar bir ev olsa, Febiya. Evde yok. O evler filan, üstadın evine öteki adı da filan, sonra da orada bahçeyi de hep. Müstakil miydi orası? He? Müstakil ev, orada boşluğu, bahçeydi yani. O yol filan yoğudu o zaman. Son zamanda. O buyur? Şaban'ımı vermem götürdü. Bana dedi. Üstad, polislere mi dedi yoksa? Yok canım, bana dedi. Şaban'ımı vermiyorum dedi, işte o kadar. Ha, aranızda konuşurken. Kardeşim, siz de bilmiyorum. Buyur. Ne demek? Yani ne maksata dedi onu da bilmiyorum. Onun için neyse. Geldim ben. Şimdi bazıları diyorlar ya bir Vahşi Şaban. O nasıl oldu? Vahşi Şaban nasıl oldu? Onu anlatacağım. Şimdi akşamdan sonra beni çağırır. Eğer kulucu ağrıyorsa kulucuna işaret eder. Ben onun kulucunu sıkarım. Eğer kolu ağrıyorsa kolunu şöyle omzuma kor, bunu masaj yaparım. Bu ağrıyorsa bunu uzatır, bunu masaj yaparım. Eğer ayağı ağrıyorsa ayağını şöyle omzuma kor, ayağını yaparım. Masaj yaparım, böyle sıkarım. İhtiyar değil mi herhalde, ağrıyor. Ne zamana kadar? Yatsıya kadar. Yatsı ezanı okudum, bırakırım. Hatta çoğu zaman bazen şimdi böyle ayaklarını sıkıyorum ya, bazen uyup veriyor değil mi? Fazla sıkıveriyordum ama Subhanallah. böyle uyup veriyordum, ben bastırdım ama uyanırdım. Hatta bir gün dedi Şaban dedi, sizin mezhepte dedi böyle biraz uygulasan abdesti bozulur. Ben bilmiyorum istedim dedi. Sıkıyorsun ya. O sıktığımdan biliyor yani uyumsadığını. Uyumsadığını kendimi uyumsadığını. Yani. Ondan sonra neyse bir gün geldim. Böyle ne kulucuna işaret ediyor. Ne kolunuza diyor. Ne ayağınıza diyor. Evrat okuyor. Ben de dinleniyorum böyle. Epeyce dinledim. Evrat'ı şöyle kodun. Benim dedi bir Vahşi Şaban'ım olacak. Nerelerde? Buradayım sen. Buradayız. Buradadır. Buradayım dedim. Sen mi Vahşi, ben mi Vahşi Şaban? Ben Vahşi'nin üstadım dedim. Eski Sayit daha Vahşi dedi. Haşa ve kella. Neyse isimimizi bitirdik, gittik. Bu adam büyük ruhlu Kütçal abi var, rahmetlik. Abi dedim bana, üstad Vahşi Şaban diyor. Niye diye dedim. Latif etmiş lan, keçeli senle dedi. Latif edecek bir şey bulamadı dedim. Vahşi mi kaldı ya?
Tabii ona inanmıyorum da Üstref abiye gari ilk hocam ya. Ona vardım bir vesileyle. Dedim abi bana Üstad Vahşi Şaban diyor dedim. Niye? Vahşi Bedevi dedi. O latif eder dedi. Mühim değil. İyi. Orada bir sallı biri varmış. Gitmiş sava. Şaban'a Üstad Vahşi Şaban demiş filan derken oradan hacla Alakön hacla derken ta Almanya'ya kadar uzanmış bu iş abi. Ta Almanya'dan meczubun birisi mektup yazıyor. Vahşi Şaban Bodrum'un köyü Isparta Türkiye. Geldi mektup muhtardan akraba geldi. Dayı dayı bir mektubun var ama soyadın değişik dedi. Ne o lan soyad? Vahşi Şaban diye yazıyor dedi. Getir lan benim o dedim. Getir. Bazıları artık o, demedikleri esik kaldı yani. Birisi dedi Korsan Şaban abi sen misin? Bu sene şeye gittim Çorum'a. Canavar Şaban abi sen misin diyor. Yani oğlum öyle canavarlığım, manavarlığım yok dedim benim ya. Ya öyle diyorlar abi dedi ya. Vahşiyim lan dedim. Onu iyi balla. Vahşisiyim ben sana dedim. Yani aklına gelen yani ben bir vahşice bir hareket yapacakmışım da Üstad öyle diyeceğimiş vahşi diye. Herkesin kafasındaki istifam bu. Yoksa üstadın yanında zerre kadar bir hata yaparız ya aklımız başımızdan gidiyor. Nerede kaldı öyle vahşice bir hareket edeceğim? Tarihler işte bu da. Ben babasının olayım mı ya? Mümkün değil. Yapamazsın. Zaten yaptık bas. Fakat şahsı kusuruna bakmıyor üstad. Mesela bir gün kuşluk böyle bir zil çaldı. Vardım. Dedi Şaban dedi. Ben dedim Emir Dağı'na gideceğim dedi. Mahmut'a söyle tomofil hazırlan dedi. Tamam. Vardı. Mahmut dedim tomofil hazırlayacağız. Üstad Emir Dağı'na gideceğim işte. Tamam gittik. Zengin çocuğu Allah tarafından daima akıl olur abi. Akıllı. Akıl olmasa zaten zengin olmaz da. O zaman yakın, yıkama yağlama yok. O taksinin altına uyuyordu beni. Gresörlük bastırıyordu. Ben zaten kendimi zapt edemiyorum altında. Böyle omzumla basıyordum şeyi, yağ pompasını. Fırlarım kapkara karıyordu, kara kara. Fakat bunu zevkle yapıyordum. Yani sanki Mahmut demiş, Üstad demiş. Ona hiçbir şey demiyordum. Ben şimdi intikam mı alıyorum? Ulan dedim sen, nerede vereceksin benim hakkımı sen? Sen diye kuvvetli mi uzman diye ondan ettirdim ben sana diyor. Şimdi Mahmut. Neyse yıkadık, temizledik, geldim. Üstad dedim, tomofil hazır. Donunu giydirdim. Cübbesini giydirdim. Koltuğuna girdim doğru. Şeye oturttum. Taksiye kapıyı açtım. Çıktım hemen örttüm. Çıktım yukarıya. Ta Doğu Beyazıt'tan bir delikanlı böyle gelmiş. Üstadın zilini basken diye yan amaçındaki harfeti alınmış bir yer var. Ahşap bir evdi. Onun kulu çalmış adam. O adam da çıkmış. Ne arayayım demiş. Amca demiş burada bir Bediüzzaman varmış. Beni gösterir misin madem? Ben bilmiyorum oğlum demiş. Ama o Doğu Beyazıt'tan geliyor adam. Dibindeki adam bilmiyorum diyor. Nasipsiz. Nasipsiz. E şöyle devresine hemen yemeyecekler lan bunu. Nasipsiz. O oradan çıkıyor. O adam evin kapısından dönüyor. Biz de kaptan üstad çıkarmış. Niyet hayır, akıbet hayır. Ama ben bilmiyorum. Ben galiba bu şey Mahmud'un ifadesi. Ben çıktım. Bu adam gelmiş. Üstadım tam böyle pençeye geliyor. Üstad da pençeyi açıyor. Elini veriyor. Kapıyor bunu elini abi. Öpüp yüzüne sürüyor, öpüyor, vücutuna sürüyor, öpüyor, burası. Kaş bu el acıyacak bile değil mi takside? İstediği yere sürüyormuş galiba. Bırakmıyormuş da bırakmıyormuş. Mahmut da demiş, keçeli demiş, kolumu koparacak. O da dedim ya çok zayıftı. Gat diye kurtaramamış. Üstad, geç Şaban'ı çağır demiş, keçeli demiş, kolumu koparacak adam demiş. Şaban abi, bağırıp durur Mahmut. Ne ola Mahmut? Hayrola?
Ya adamın birisi de üstadın kolunu koparacak diye ayıramadım. Kuvvetliyiz ya. Bazen hemen şöyle baş parmağını şöyle kandırıverdim, kovuverdi adam. Bastı gitti. Oraya, inanır mısınız böyle, oraya bir kildik aldı adam. Ne zaman gitti bilmiyorum. Ve gittiler. Ben çıktım yukarı yine, orada Ezener abi var rahmetlik. Dedim abi, üstad kaç günde gelir emirdanından? İşte bugün gider, yarın orada kalır, yarından sonra gelir dedi. E biz de dedim, şöyle Bodrum'a doğru geçsek olmaz mı ya? E gireyim de nice hepimiz burada, ben idare ederim, iyi. Ben gitmişim. Ali abi de gidiyor. Ezener zaten dükkanı var, o da gidiyor. Bir tane talebe vardı, Zekeriya kitapçı. O da şeye gidiyor, orası bomboş kalıyor. Ben galiba bugün geldim. Yarın durdum, yarından sonra sabahla erkenden vardım. Baktım taksi var, eyvah! Cinayet. Bizden evvel, yani bizim haberimiz olmadan evvel oraya taksinin girmesi cinayet. Çıktım, vardım, kapıyı açtım. Selamun aleyküm, aleyküm. Ne abi dedi, hasta mısın dedi Mahmut. Benzin atı demiş. Mahmut ne zaman geldiniz dedim. Ne abi, o gün geldik biz dedi. Yapma ya. Niye? Dedi o karayollar var ya, 25-30 kilometre falan orada bir karayollar vardır. Oraya vardık dedi. Dur dedi bana, durdum dedi. O zaman tırtıklı yolla. Şosa. Yani taksi ya 25'te gidiyor ya 20'de gidiyor, yani o kadar. Evrat okumaya başladı, namaz kıldı dedi. Biraz eğlendik. Üstadım gidelim dedim. Otur. Biraz daha dedim. Üstadım erişemeyiz. Emirdağ'a gidelim. Öğlen namazını burada kıl dedim. Öğlen namazını kıl dedikten sonra gidemeyiz. Öğlen namazını kıldık dedi. Döneceğiz geriye Isparta'ya dedi. Döndük geldik dedi. Kapı kilitli. Bende anahtar yok. Şimdi dedi, o mahallenin de zaten belli. Mahallenin de alışkın, kadın kızı. Taksi orada durur değil mi? Tamam. Yıkamayı yağlamıyor, ne yapıyor? Ondan sonra dedi, bir halla dedi, o adamın şeyinden attım kendimi. Avlusundan bağıra bağıra dedi, niye arıyorsun falan diye attım. Sürgeni çektim dedi, bir halla kadınlardan kurtardım üstad dedi. Eyvah dedim, Mahmut dedim, beni üstad kovar mı? Bilmiyorum abi dedi. Yani inanır mısınız? İsterseniz inanmam. Paramı vereceksiniz. Deseydi ki üstad, Şaman bu kabahatine göre yat seni keseceğim dese razıyım, kov kendisi razı değilim. İnanıyor musun? İsterseniz inanmam. Yani kestin yat dese, yatsın kes diyeceğim yani ben bu kabahatine doğru. Kabahat. Yani hepsi gitmişmiş. Benden başka hepsi gitmiş. Kimse yokmuş. Neyse, öğlen oldu. Dedim, Mahmut beni kovar mı galiba üstad? Kovar mı ben bilmem abi. Peki. Öğlen dersine gittik, derse gittik. Fakat yüzüne falan bakamıyorum üstadın. Ya şimdi kovacak, ha birazdan kovacak diyorum. Kovmadı. İkinci oldu, ikinci dersin bitti, yine kovmadı. Dedim, herhalde yarın kovacak. Herhalde mutlaka kova dedim benim bu kabahatimden dolayı. Neyse. Akşam oldu, zil çaldı. Mahmut dedi, abi seni çağırıyordu öyle üstad dedi. Lan git dedim, sen öğren. Nasılsa beni kovacak dedim üstad. O gitti. Onu yolladım, varmış kapıya. Ne o demiş? Üstad demiş, zil çaldı üstad demiş. Git Şaban'ı çağırdım. Gittim vardım ama mahcup vardım. Başladım yine buluş sıkmaya, masaj yapmaya başladık. Bu 5 gün mü geçti, 6 gün mü geçti bilemiyorum. Bir gün böyle ders yapıyorduk, durun dedi. Durduk. Kardeşlerim dedi, ben dedi bu dershaneyi dedi alemi İslam dershanesi olarak kabul etmişim dedi. Buranın bir dakika boş kalması bana dehşetli elem veriyor dedi. Bu kadar. Çıktık dışarıya. Rahmetlik büyük ruhlu güççü Ali abi dedim. Ali abi ne demek istedi dedim üstad dedim. Anlamadın mı lan keçelini? Anlamadım dedim. Üstad dedi biz gidince dedi
kerametini gösterdi dönmüş gelmiş. Şimdi bırak şimdi kerametini marametini de abi beni kovmayacak mı? Dedi bu zamana kadar kovsa kovacak dedi yani herhalde kovmayacak. Sen ona bak abi dedim ya ne edeceğim ben elin kerametini marametini. Meğer ne üstad şahsı kusuruna bakmıyormuş. Yandığım boşa gitti yani. Hakikaten öyle. Mesela Deli Mehmet'ten bahsedeceğim. Deli Mehmet bir gün öyle diyor. Mehmet bir tane at bul gel de seninle Kirazdere'ye gidelim dedi diyor. Neyse tuttum geldim atı diyor. Bindirdim üstüne. Ben de çilbirinden çekiyorum. Herhalde diyor beni diyor canı sıkılmasın diye bir ilah ilah oku Mehmet demiş üstad. Ya o anda diyor bir şey aklıma gelmedi diyor. Eminem Eminem Çakır Eminem diye bir tutturdum diyor. Ta nereye kadar? Ta Kirazdere'ye kadar türkü çekmiş adam. Kaç kimi çekiyorum ben demiyor. Deli oldun mu böyle olacaksın işte. 5 kuruş fazla çekiyor. Oraya varmış, bitirmiş. Ne oluyor Mehmet? Demiş. Geldi ben kafaya kadar demiş. Deli ya. Mehmet buyur efendim. Damın direkleri biraz seyrek döşenmiş galiba demiş. Üstad. Sen neden türkü çekiyorsun, utanmıyorsun, sıkılmıyorsun, tek kelime kullanmamışsın. Bak, hizmetine bakıyor. Ve bunu Bediüzzaman'a hizmet ediyor diye ertesi gün taharri memurları geliyor. Onları da gördüm diyor. Bir tane sazım vardı böyle diyor. Delilik parayla mı? Saz diyor aldım. Bir tane telik almış diyor. O da dın 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 dın. Onlar geliyor kadıyor. Geldiler diyor bakıyorlar. Ne ola? Abi ben düğünlere gideceğim de köylere saz öğreniyorum dedim diyor. Ya tren demişler. Bediüzzaman'a ne hizmet etsin bu? Dönmüş gitmişler. Varmışlar şeye. Emniyet müdürüne. Demiş hani ne getirmediniz? Efendim o Bediüzzaman'a layık bir adam değil. Saz çalıyormuş. Biz var da söylemiş. Ben getir şunu bakayım bir. Gelmişler. Hadi sana emniyet müdürü çağırıyor diyor. Emniyet müdürün diyor. Tam odasını açtık. Dağda da var güderin. Emineme selam ederin. Ne ola demiş? Abi demiş. Ben demiş düğünlerin içinde de uyumdur diye korkuyorum. Gel. Çıkın içeri. Atın şunu demişler de. Tamam. Diplomayı aldı adam. Ondan sonra hizmet ediyor. İşte, yani işte böyle deliler hizmet etti o gün. Akılla yanaşıyor mu ya? Akıllı işi değil zaten. Bu akıllı işi değil. Abi orada. Yani ben gelirdim köye. Akrabam derdi. Ya kaç para veriyor aylık sana Bediüzzaman? Ne parası ya? Bedava mı çalışıyorsun? Ben 5 kuruş, 10 kuruşum oldum, 5 kuruşum alıyorlar dedim. Kağıt parası, mürekkep parası edelim diye dedim. Ne parası verecek Bediüzzaman? Lan sen deli misin sen? Ben bilmiyorum abi. Sen kafayı mı çürttün? Bilmiyorum dedim, sen gidiyorsun. Öyle diyorlar. Kaç para veriyor diyor. Yani parasız hiçbir şeyin olmayacağını biliyor adamlar. Öyle yorulmuş. Ha? De. Ne diyordum ben? Deli Mehmet ha? Bir daha Deli Mehmet var onu da anlatayım. Bu Deli Mehmet fakat akıllı Mehmet. Bu Mehmet 43 veya 44 seneleri galiba tam bilemiyor. Allah affetsin. O zaman Kur'an okuması yasak. Allah peygamber demek yasak. Camiye, bu ulu camiye de girenlerin isimlerini yazıyorlarmış. Polisle. Yani girme diyemiyorlar. İsimlerini yazıyorlarmış. Ha? Bir şaya ulu camiye gelenin ismini yazıyormuş diye tamam herkes çekiliyor. Varmıyor yani. Ta o kadar ileri gittiler. Bugünümüze çok şükür.